Ne oluyor? Galip ne oluyor? Vizeleri kontrol ediyorum. Niye? Gidiyoruz, yarın gidiyoruz. Saçma saçma konuşma Galip, nereye gidiyoruz? Londra'ya Zeynep. Ya sen delirdin mi? Şaka mı yapıyorsun sen? Delirmedim Zeynep, şaka da yapmıyorum. Yarın gidiyoruz Londra'ya. Hiçbir yere gitmiyoruz. En azından ailenle ben gitmiyoruz. Sen istediğin yere gidebilirsin. Zeynep bir sefer bana güven ya. O eşiği çoktan geçtik Galip. Sana güvenmiyorum. Ayrıca nereye gidiyoruz kaçar gibi? Ailenin okulu, benim işim. Ne olacak onlar, hiç düşündün mü sen? Yeni bir hayata başlayacağız. Her şeyi geride bırakacağız. Artık çalışmayacaksın mesela. Yani istiyorsan git çalış tabii de. Paraya ihtiyacımız olduğu için değil. Ne istiyorsak onu yapacağız. Hayatımız boyunca paraya ihtiyacımız olmayacak Zeynep. Nasıl olacak o? Ya Galip, sen bana yaptığın işleri bir açık açık anlatsana. Ne atlar yiyorsun sen? Anlatsana bana. Bunun kapıya gelen adamlarla bir ilgisi var mı mesela? Hangi adamlar? Senin konuştuğun mafyatik adamlar. Kim o adamlar? Zeynep bak. Seni kahretsin Galip. Allah seni kahretsin, kumara başladın mı sen? Bu sefer internetten de değil Galip. Kesin kumarhaneye gidip oynuyorsun. O Kıbrıs'ta eğitim diye gittiğin her şey kumarhane miydi? Zeynep, kumarı bıraktım ben. Öyle mi? Öyle. Bunlar ne öyleyse he? Bunlar ne o zaman? Bunlar ne? Evet gidiyorsun ama tek başına. Boşanma işlemlerini başlattım. Bitti. Boşanıyoruz. Buraya kadar. Özür dilerim. Sözümü tutamadım, borçlandım. Ne kadar? Çok. Galip ne kadar? Çok Zeynep, 900 bin lira. Ne? Ne ne, duydun işte, 900 bin lira. Allah seni kahretsin. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın. Sen manyak mısın ya? Sen hani bana bak, sen söz vermedin mi? Oynamayacağım dedin, tövbe ettin, yemin ettin, ailen için dedin. Demedin mi bunları? Zeynep bir dinler misin? Bize bunu nasıl yaparsın Galip? Ödeyeceğim borcumu, para hazır. Bugün ödemesini yapacağım diyorum sana. Neyle ödeyeceksin sen o parayı? 900 bin diyorsun. Zeynep dinlemiyorsun beni! Dinle beni! Para hazır, ödemesini yapacağım diyorum. Nereden geliyor o para? Sen bunları düşünme. Gitmek için hazırlan. Çok bir şey alma yanına. Akşam sizi alacağım, havaalanına götüreceğim. Her şey çözülecek. Biletlerimizi aldım ben. Gideceğiz, uçağa bineceğiz. Bravo ya, ne güzel plan yapmışsın. Biz hiçbir yere gelmiyoruz Galip. Sen defolup gidebilirsin. Hayatımızdan defol ve git artık. Sen kafayı mı yedin ya? Elini çek. Bak, benle gelmen lazım diyorum. Anlamıyor musun? Sen beni anlamıyor musun ya? Gelmen lazım. Kalırsak öldürürler, sağ bırakmazlar diyorum. Ben bir kere yalan söyledim. Bunun geri dönüşü yok. Baba. Kızım. Anneciğim. Günaydın. Kahvaltıyı bugün dışarıda yapalım mı seninle? Niye evde yapmıyoruz? Öyle değişiklik olur. Hem anne kız vakit geçirmiş olur. Sonra ben seni okula bırakırım, tamam mı? Peki. Aferin sana. Hadi bakalım o zaman, gel üstümüzü değiştirelim. Efendim Veli Bey. Her şey yolunda mı? Yolunda, merak etmeyin. Bana merak etmeyin deyip durma. Param nerede Galip? Para güvende. Bugün çıkaracağım, her şeyi hallederim. Havalanından çantayı çıkarınca ara beni. Geleceğin yeri söyleyeyim. Tamam Veli Bey. Aç şunu ya. Anne, ben bunları seçtim. Heh, ver bakalım, onları da yerleştirelim buraya. Ver bakalım. Aylin'cim yetecek mi bunlar? Seninle biraz daha kıyafet mi seçsek? Niye yetmez? Çok mu kalacağız? Yok, çok kalmayacağız. Neyse, zaten bir şey ihtiyacımız olursa alırız. Babamın kıyafet almayacak mısın?
babam bir süre bizle olamayacak. Küs müsünüz? Hayır, küs değiliz. Artık birbirinize bağırıyorsunuz. Önce dinç olmazdı. Haklısın anneciğim. Ama bak, şimdi babanla bir süreliğine görüşemeyeceğiz, tamam mı? Ama sen istediğini her zaman görebileceksin. Sen? Ben de yanında olacağım. Baban seni görmek istediğinde yanında olacağım. İstediğin zaman göreceksin. Şimdi bir süreliğine ayrı kalmamız lazım. Sana söz veriyorum, her şeyi uygun bir zamanda anlatacağım, tamam mı? Söz veriyorum sana. Hadi kalk bakalım, geç kalıyoruz. Aylin, hadi anne. Geliyorum. Efendim. Hazır mısınız? Galip. Anlamayacaksın ama biz gelmiyoruz. Zeynep, sen beni dinlemiyor musun ya? Ya bağırma. Öldürürler diyorum kızım, öldürürler. Merak etme, zaten evden gidiyoruz. Beni bir yer bulana kadar otelde kalacağız. Otelde falan kalmakla kurtulamazsın bu adamdan. Kapatıyorum. Kapatma, bir dakika Zeynep, bir... Gerizekalı, gerizekalı, bir kere beni dinle, bir kere ya. Galip'in arkadaşıyım. Etle tırnak gibi diyeyim, sen anla. Ne istiyorsunuz? Onda bana ait olan bir şey var. Onu istiyorum. Evde mi? Değil, işte. İyi, iyi. Ben de beklerim o halde. Burada bekleyemezsiniz. Zaten biz de gidiyorduk. Hayırdır? Nereye? Size ne beyefendi? Anne! Anne! Evime bu şekilde giremezsiniz. Çıkar mısınız dışarı? Anne ne oluyor? Anne lütfen, babam ara. Babam biraz. Benim acımı şimdi. Ha. Galip gelene kadar misafirinizim. Galip'i ara, sor bakalım ne zaman gelecek. Aramayacağım. Ara! Anne! Tamam, tamam. Efendim Zeynep. Neredesin? Geldim, arabayı park ediyor. İşten ne zaman dönersin? Zeynep, birim var yanında. Evdeyim. Ailem de yanımda. Tamam. Bir şekilde halledeceğim ben. Neyi halledeceksin Galip? Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsunuz? Yok Veli Bey. Ben gitmiyorum. Karımla kızım annemin yanına gidiyorlar da. Öyle mi? O zaman ara ananı söyle. Bugün kızınla karını beklemesin. Sen buraya gelene kadar kimse bir yere gitmeyecek. Anladın mı? Ha. Sen gelirsin. Bana teslimatı yaparsın. O zaman istedikleri yere giderler.
Galip, param nerede? 2 saat içinde getiriyorum. Eğer gelmeyeceksen sana olacakları bir daha anlatayım mı? Yoksa karına mı anlatayım ha? Kimseye bir şey anlatmanıza gerek yok. Ayakta kaldın, otursana. Otur! Tamam, tamam, tamam. İkiletme lütfen. Tamam. Benim hiçbir şey yok. Bizi götürecek, tamam mı? Korkma.